Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Biliyorsunuz arkadaşlar bugün ikinci video. Annem bizden geldim. Patates haşladık. Şurada hatta getirdim hep. Şöyle göstereyim sizlere de. Bakın patatesimiz bu kadar oldu arkadaşlar. İki teneke patates. Bu kadar oldu. Güzelce makineden çektik. Çocuklar acıkmışlar. Aslında yemeğim var arkadaşlar. Yeşil fasulye pişirdim dünden. Ondan var biraz. Yaprak sardım. Yani yaprak pişirdim diyeyim. Buzda attığımız yapraklarda o var. Ama onları yemiyorlar çocuklar. Yapraktan biraz ısıtacağım da. Patatesden kızartıyorum arkadaşlar böyle. Zaten arkadaşlar bizim köyde nasıl söyleyeyim size. Mantı keseriz. O gün mantı pişer. Ondan sonra işte ekmek yaparak börek pişir. Çörek yaparak börek yedik. Yani ne yaparsak illa bunun yemeği o olur. Evde yemeğimiz olsa bile sorularımız beni daha iyi anlar. Daha iyi bilgilendirmek istediğimi. Bugün de patates yaptık ya. Patatesle uğraştık. Haşladık. Patates kızartayım. Patates de ama haşladığımız patatesden yaptım arkadaşlar. İçine de birazcık yağ döktüm. Biraz değil biraz fazla. Toz biberle tuz dökeceğim. O kadar arkadaşlar. Güzel yeşilliklerimizi yıka kızım güzelce. Annem bildiğinde marundan soğan getirdim. Biliyorsunuz benim bahçe ufak olduğu için marundan soğan ekemedim arkadaşlar ben bu sene. Annem gidip oraya ektim. Oradan getiriyorum hep sürekli. Yeşilliğimizi ne yedik? Hepsini mi koyayım? Şunu. Sen onları şimdi lavabımıza koy, yıka. Zaten ben orada temizlerim. Sadece marulları şöyle aç aç yıka. Bu patates arkadaşlar, nasıl söyleyeyim size? Tarlalarımızın olmazsa olmaz yemeğiydi. Öyle anlattım. Tarlaya gittik mi annem bunu yapardı. Sabah erkenden kalkardı. Biz uyarken. Tabii ki patates akşamdan haşlardı da sabah da böyle tavada yağda güzelce toz biberle yapardı. Bir de yoğurtlu ayran mı diye ne diyor ondan yapardı. Yoğurtlu ayran da cacık değil mi? Cacık değil. Bulgur kaynatırdı. Sadece bulgur. Yani pilav gibi arkadaşlar bulgur kaynatırdı. Az bir şeyden nohut içine. Bir de kese yoğurdu götürürdü tarlaya. Buz gibi de su olurdu orada. Götürürdük. Acıktık mı bunun yanına hemen o bulgurundan ayranı yani yoğurdu güzelce böyle bir ayran yapardım. Mis gibi olurdu. Yine de yanında yap. Vallahi. Ben tek severim annemin yemeklerini. Buraya geldi mi bazen anneme derim bak sen bir şey de yiyelim anne diye. Sağ olsun. Evet, annemin çorbalar çok güzel oluyor. Da sever annemin yemeğini. İstersen şöyle yapın. Getir. Bakın arkadaşlar bu şekilde kızarttım. Yağda güzelce. Toz biber attım içine bir de tuz attım. Bu şekilde arkadaşlar. Tamam bu oldu. Şunu hemen şöyle kenara alın. Az bir şey yine şöyle tavamıza yağ koyacağım. Yaprağı dünden pişirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bugün arkadaşlar bu şekilde böyle ısıtıyorum yağda. Aynı yeni pişmiş gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Ben orada mı varım? O olurken bir de ben şunu yapayım sizlerle beraber. Ne yani? Ot pişeyim. Şalan. Sen onu yıka. Bunu arkadaşlar iki poşet yapacağız. Zaten bir şey ne olmadı. Çörek yaparken getirdik çıkacak da. Poşetini iki yapayım. O yüzden çok çok yapmaya gerek yok. Şu şekilde şöyle. Belki de üç poşet yaparım. Bakalım bana bir koyayım da. Bunu bu şekilde derin dondurucuya göndereceğim arkadaşlar. Şöyle ne zaman yaparsam bir gün evveli çıkarırım ben bunu. Burada şu çimizi karıştıralım. Yaprağımı. Nasıl karıştıracaksın? Salla. Kaşık dedim ya. Salla. Tamam kapat yani. Mutlu işte.
bir acıktım. Biz de acıktık. Geliyorum ama artık burayı yerde bir çay. Annenle giderek yiyemedik senin yüzünden. Gelmedim, orada yiyecektik biz. Hazırlayıp da böyle. Ben size dedim ya, yazın bana diye. Ben yazarım da elimden geliyorum. Recep geliyorum, sessiz ol bir ya. Dur ya, durur mu? Geliyorum, sessiz ol. Ne olur, elim iyileşmiş küçük bana. Bir onu göster. Ya küçük bana da ne varmıştı? Ne gelinin küçük bana iyileşmişti. Ne İki poşet oldu arkadaşlar. Burada. Kızlar ismini mi ezberliyor yavrum? Burada. Dur şu başlarını kesin mi? Soğana mı? Hı. Yok kesme. Bir kez keserek. Ya. Burada. Geliyor Recep Ağa. Yok ekmeğim de çok az kaldı arkadaşlar. Şimdi biraz sonra sokmayı göstereceğim. İki ekmek kalmış. Üç kalmış. Ne oldu Recep? Sen yap hadi. Şunu güzel koy. Şunu yapsın geliyor. Karpuzu dilimleyin. Durur. Abla bir git şunun yanına. Durur. Efendim? Şunu yıkayacağım arkadaşlar. Şuraya alın. Açarım. Ha. Annem bizden de şöyle yine iki poşet yaprak topladım arkadaşlar. Bunu basacağım biraz da. Yemeğimizi yiyeyim de bunu böyle yapayım. Patateslerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bunlar derin dondurucu değil, güzel atacağım. Lazım olduğu zaman o zaman çıkardım. Bu şekilde hazır. Hemen ne yapalım? Yaprağımızı şöyle tabağımıza dökelim. Bu da hazır. Hadi arkadaşlar. Gülüş, sinimizi koy. Şu yaprağımızı götür annem. Geliyor. Yaprağımız. Yaprak dedim, yeşilliğimizi ya. Ahım var, şöyle diyor bazen. Sineği de koy. Sineği şuraya koy. Ahımlarımızı da götür. Soframızı götür, ekmeğimizi götür, alsın. Kuzum bir şey kattı. Az bir şey de karpuzumuz var arkadaşlar. Bunu da doğrayın. Suya dikkatli olacak dökme. Patates iki tenekeydi. Bayağı yoruldu bizi. Annem de yoruldu. Ben de yoruldum bayağı. Bardak doldurdum. Bir daha alın ya. İçersiniz. İçer misiniz? Ben de içerim. Şunu şöyle koyalım. Şunu da şöyle koyalım. Taş koydun mu? Taş neden al? Hemen sizlere de şunu göstereyim. Ekmeğimiz de bu kadar kaldı arkadaşlar. Alt, en altı zaten biraz fırtıran oluyor. Şöyle bakayım. 1, 2, 3 tane ekmeğim kalmış. Birazdan bunu sulayacağım. Burayı da kaldıracağım arkadaşlar. Bu da bitti. Soframıza oturalım. Hadi gidelim. Kapağı ben de bana bir de. Böyle kenara al onu. Bismillahirrahmanirrahim. Fasulyeyi de sıkardım onu. Yer miydiniz? Yeşil fasulye. Dürüm yapacağım ben. Sana da mı yaptım? Aç böyle el ile de yaptım. Önce sana yaptım, sonra kendime yaptım. Çocuklar da Bursa başladı. Arkadaşlar Bursa gidip geliyorlar. Yani? Niye? Sen dedi mi? Derim tabii. Ne yani? Vardı? Annem. Baba neden dedi de böyle başladın? Sen de mi başladın Bursa? Hani İsmail'e de bakıyor. Evde sesini çeken mi? Çekeceğim yani, ben. Haber istiyor musun? Yani ben de Bursa başladım. Evet. Ha bu da Bursa başlamış. Atlaları.
Hoca İsmail Gül'e Ezen Şerif'i gülmüş arkadaşlar, ezberleyin diye. Bilmemiş ki. Tamam, ezberleyin demiş ya. Hoca daha bizi dardan mı bana? Tamam, dur atman kalsın. Yönü düştün. İşte Ezen Şerif'i söylemişti arkadaşlar. Ama ben oradayacağım, İsmail'in oğludur. Neyse, İnşallah anne. Allah izin verirse 3 gün sonra İsmail de okuyacakmış. Annem, annem. Anne, sen de bu hava. Suframızın içine girseydin. Soğan verir mi? Ben de diyorum İsmail'e okuyacağın zaman bana haber et de diyorum çekil. İzleyicilerimizle de diyorum paylaşın diyorum. Bakalım artık. Ezberine de alsın da tam. Şaşırır ne dedi? Bahçede ben de semirgenlik topladım arkadaşlar. Ekmek semirgenliğimiz var. Ekmek durumum ablana. Bilir miyim Harun'u? Şirece, iyi iyi iş Şirece. Bu nasıl işmeymiş oğlum? Sana da dürüm mü şundan? Yapayım mı sana da mama? İyi. Ama nasıl tatlıyım? Yani bir de neden bastırdın onu? Sen bir de onu neden bastırdın? Kanın mı ağrıyor? Arkadaşlar videomu ben burada kapadım. Bugünlük bu kadar yeterli. Fazla da yeterli çekmek istemiyorum aslında. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.